Sevgili koçtaşlarım, hepinize güzel bir ay diliyorum. Şubat ayınız kutlu olsun efendim. Koç burçlarına Şubat ayında kahve falı neler söyler, Laro tarot neler söyler ve kuantum kehanet kartları da var elimde. Hepsini kodladım. Ve aşk anlamında neler duymak istiyorsunuz, neler olacak tek tek yorumlayacağım. Rabbimin izniyle şu andan itibaren en doğru okumaların, en güzel okumaların bizleri bulması niyetiyle sevgili yüksek benliğim, koç burçlarının en hayırlı okumalarını yapacağım. Tüm hayır kapılarını aç inşallah. Rabbim, meleklerimiz, yüksek benliğimiz ve her türlü ilahi gücü, ışık olan, iyiliğe hizmet eden her gücü, yani benim yüksek benliğim, bilincimin üstünde olan tüm iyilikleri hayatımıza kat lütfen. Bu şekilde niyet edebilirsiniz. En doğru okumalar bizimle olsun inşallah. Şimdi koçtaşlarımla başlamak istiyorum. Bakalım Şubat ayı neler getirecek? Özgürleşeceksin. Aynı zamanda bir damla gözyaşı dökmüşsün. Çok böyle hafif bir gözyaşı ama merak etme. Gözyaşının da kuruduğu güzel bir dönemeçler olacak. Hayırlısıyla arkadaşlar, inanılmaz derecede güzel bir müjde bekliyorum koç burçlarına. Yola gitmek konusunda, paranın akışı konusunda iki yerden maddi manevi destek geleceğini, çok büyük ferahlama var. Görüyor musun sevgili koçtaşım? Hiç canını sıkma. Gerek hane içerisinde, evin içerisinde, gerekse yüreğinde oluşan bir aydınlanma süreci yaşadığını görüyorum. Kocaman bir anka kuşu arkadaşlar, anka küllerinden doğacaksın diyor. Yeniden doğma, küllerinden doğma şeklinde geldi ve bir şahmeranın çıktı. Sevgili koçtaşım, bu hafta özür diliyorum. Bu hafta diyorum, özür diliyorum. Bu ay, Şubat ayı boyunca, 2024 Şubat ayı boyunca bir şahmeran enerjisi taşıdığını, güçleneceksin. Seninle uğraşanlara, işte aşkta her ne sıkıntı yaşatanlar varsa kocaman şahmeranın da belirdi. Diyorsun ki ben dimdik ayaktayım. Bir kere böyle bir motivasyonu kazandığını görüyorum. Gayet güzel bir motivasyonun var. Bakalım hangi konuda motivasyonun olacakmış? Bak, görüyor musun? Dualar, istekler anında duyuldu diyor. Laro Tarot duaların, isteklerin duyulduğunu, yaşama heyecanını hayata katacağını gösteriyor. Ve yüksek hedeflerin olduğunu, o hedeflere doğru gitmekte olduğunu görüyorum. Güneş kartı, zaten ateş enerjisi, seni her konuda destekliyor olacak sevgili koçtaşım. Üzüldüğün, sıkıldığın ne varsa hayırlısıyla seninle birlikte sana hizmet ediyor ve yani kopamadığın durumlar, seni üzen durumlar, ne varsa tek 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 gidecek sevgili koçtaşım. Şubat 2024 boyunca yeniden doğumu yaşayacaksın ve aynı zamanda bir bakıyorum yarım kalmış bir aşkı tamamlayacağını görüyorum. Belki birileri girdi, belki bir takım oluşumlar vardı ama hatalarından döneceğini gösteriyor. Bakalım kuantum kehanet kartları neler söylüyor. Tam da Koç burcunun kartı çıktı arkadaşlar. Cesaret ve cesaretle ilerleme. Ardında birilerini bırakıyor olabilirsin veya birileri yapma etme bu işten hayır gelmez diyebilir ama sen cesaretle ilerle. Gerek aşk konusunda, gerek iş konusunda cesaretle ilerlediğini, sınırlarını çizdiğini görüyorum. Bir de aşka bakalım. Aşk nedir? Kalif, hazırlan diyor. Bak, görüyor musun? Yakut'un atı çıktı. Yakut, ani başlangıçlar, cesaret demek. Koçtaşlarım, müjdeler olsun. Bakın, kırmızı uğurlu rengimiz, yakut uğurlu taşımız. Bence Şubat ayı tüm koçtaşlarıma güzellikle ifade, kendilerini güzellikle ifade ettikleri ve aynı zamanda aydınlanma yaşadıkları bir ay olacak.
duygu ve düşüncelerinde ön planda olacağını, yarım kalmış ışıkların tamamlanacağını görüyorum. Ve arkadaşlar bir bitiş yaşanacak. Mezar diyor ki bir bitiş yaşanacak. O bitişin arkasından, bakınız yarım kalmışlık bir bitiş, bitişin arkasından çok güzel bir oluşum var diyor. Gene açıyorum, göklerdeki üstadlar sana yardım ediyor diyor. Arkadaşlar aynı şekilde isminde B harfi, T, A ve K harfi olan yurt dışında yaşayabilir, uzun bir yolda olabilir. O kişiyle görüşmelerin olacak. Çok hayırlı, çok uğurlu görüşmelerin olacağını görüyorum sevgili koçtaşım. Sadece ve sadece cesarete ihtiyacın var. Bakıyorum. Evet, evren seni her türlü destekliyor. Gerçekten falın da mükemmel ötesi çıkmış. Zaten ben kahve falının uğruna her zaman inanırım. Arkadaşlar, kahve falını bakabilen her şeyi bakabilir. Mükemmel bir uyum görüyorum. Şu anda bakınız, görüyor musun? Yaşam çarkının çok güzel döndüğüne tanık olacaksın. Ve Laro tarotu bir kez daha çekiyorum. Mor renk, görüyor musun? Bak ben de manidar mor giymişim arkadaşlar. Görüyor musunuz? Düşünsel sistemde, bakınız düşünsel sistemde her şey olması gerektiği gibi. Ben gerçekten arkadaşlar koç olduğum için dedim ki bu Şubat ayı benim böyle biraz içime dönmem, kendimi merkeze almam gereken bir ay dedim. Gerçekten de öyle olacak. Kendini merkeze aldığında her şeyin yoluna gireceğini, yarım bırakılmışlıkların tamamlandığını göreceksin sevgili dostum. Birer ikişer gerçekleşecek olayların var. Yalnız göz hapsine alınma, aile baskısı olabilir, toplum baskısı olabilir. Bunları aşman gerekecek. Evrensel sistem destekliyor dedim zaten. Bak destekliyor. Ve aşk adına sevgili Katina bana ne söylersin diyorum. Selçuk Hassa dedi. Ya kendine böyle çeki düzen vereceksin Selçuk Hassa. Çok güzel. Kalif, Selçuk Hassa ve mezar. Artık üzüntüler, kederler bir yanda kaldı. Rabbimin verdiğine boyun eğeceğiz. Önümüze ne kadar çıktıysa boyun eğeceğiz. Fakat en güzelini yaşayacağız diyor. Bir bitiş olabilir. Olmuyorsa, yürümüyorsa bitir diyor sevgili arkadaşım. Bitireceksin. Yeni bir oluşumla devam ettiğini, çok çok süper gelişmelerin olduğunu görüyorum. Kesinlikle. Bakınız, Laro Tarot bana içine dönmen gerektiğini, mor nedir? Tepe çakramızın şifalanmasıdır. Biraz sonra zaten sevgili koçtaşlarıma tepe çakrasını şifalandıracak bir meditasyon yaptıracağım. İsteyenler izleyebilir. Her şey çok güzel, mükemmel uyum olduğunu görüyorum. Sevgili koçtaşlarım, merkezine odaklandığını ve her türlü gökyüzünün sana destek verdiğini, yükselmiş üstadlardan büyük şans, büyük destek aldığını görüyorum. Evren seni destekliyor. Bak görüyor musun? Evren nasıl destekleyecek beni? Tepe çakramla destekleyecek. Tepe çakranızın şifalandığı, cesaretle ilerlediğiniz harika bir ay olmasını yüce Allah'tan istiyorum. Bütün kalbimle istiyorum. Rabbimin izniyle. Şimdi arkadaşlar, tepe çakramızın rengi mor. Ve en fazla meditasyonda çıkardığımız ses om. Bazen internette görüyoruz işte frekans yükselten müzikler falan. Arkadaşlar ben onu bazen izliyorum, bazen izlemiyorum. Zihnin sessiz kalması bence en güzel meditasyon benim açımdan. Hani sizi belki şifalandırır bilemem. Şu anda bir om sesi çıkartarak tepe çakramızı mor bir ışıkla aydınlatıyoruz. Evrensel ışığı kabul ediyoruz. Bence çok çok harika bir çekim yaptık arkadaşlar. Çok harika. Şimdi tepe çakramızdan itibaren şöyle negatifleri arındıralım. Arkadaşlar, Şubat 2024 bakımım bitti.
İsteyenler benimle meditasyona katılabilir. İstemeyenleri, vakti olmayanları, vaktiniz olmayabilir, işiniz var, çocuğunuz var, dersiniz var. Sizlere güzel bir ay diliyorum, güzel bir Şubat ayı diliyorum. Diğerleriyle kalabiliriz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir tepe çakramızdan itibaren, şöyle gözlerimiz kapalı ama zihnimiz açık şekilde tepe çakramızı bir şifalandıralım. Sevgili yüksek benliğim. Yüksek benliğim derken melekler, evliyatullah, bizi koruyan her türlü pozitif ışık varlık aklımıza gelsin. Sevgili yüksek benliğim, şu andan itibaren tüm geçmiş blokajlarımı, bilerek bilmeyerek yaptığım hatalarımı ve kendimi ve yanlış insanları affediyorum. Onları ışığa gönderiyorum. Işık ve sevgi olsun. 7 kez yaptım sanırım. 7 dönüşümün sayısıdır. Ve tepe çakramızdan itibaren böyle mor bir ışık geliyor. Her yerimizi yıkıyor. Arındırıyor. Sevgili yüksek benliğim, beni kısıtlayan, gelişmemi engelleyen, tepe çakramda oluşmuş olan tüm bariyerleri şu andan itibaren aşıyorum. Engelleri kaldırıyorum. Tepe çakramı şifalandırıyorum. Teşekkür ederim. En doğru şekilde, en doğru olaylar hayatıma katılsın. Yaşam yolculuğumda benimle olsun. Gözlerini kapat. Böyle bir videoda ben tabi uzatmayacağım. 4-5 dakika kadar dinleniyorsun. Eller şu şekilde. Derin nefes al. Ver. Acele etme. Çok acele edersen başın döner. Kez alıp vermen yeterli. 7 kez, 8 kez. Yorma kendini. Kural koyma. Bariyer koyma. Mor bir ışık seni yıkadı ve artık özgürsün. Hepinizi çok seviyorum. Sevgi ve ışık olsun sevgili koçtaşlarım. Beğenip yorum yapmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın, dostça kalın.